Evet, merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de kuşlarımızın durumundan bahsedelim birazcık. Efendim, burada küçük minik kanaryamız arkadaşlar. Ben bunu elime alıştırmaya çalışıyorum ama bu çekirge gibi oradan oraya sıçrayıp duruyor sanki. Yani hiç ele alışacakmış gibi de değil. Yalnız ben bunu kaçırırsam var ya, mümkün değil, asla yakalayamam gibi geliyor. O nasıl durdun öyle? Sırt aşağı yatıyor. Allah'ım ya Rabbim, tüneyine. Yok ya, bize hiçbir tane akıllı uslu gelmeyecek. Hiç normal bir kuş olmadı. Şimdiye kadar normal bir kuşumuz olmadı arkadaşlar. Burada çakalım, yağlı kuşum ve yeşil yağlı kuşum. Peyintetimiz ve mor dişimiz burada. Evet, eşlerimizi ayırdık biliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki siyah kafesimizden huylanmıştım ben, onu Buğra'ya da söyledim. Yani o siyah kafesimizin orta kısmına hangi kuşları koyduysak, ya hasta oldu ya da öldü yani kuşlarımız. O yüzden o kafesi çıkardık arkadaşlar. Bir de zaten kuşlarımızın hani genel durumuna bakınca, kimi yağlı, kimi işte tüy de falan olunca hepsini eşten ayırdık. Ve dişileri bir araya koyduk. Erkeklerimizi bir araya koyduk. Bu şekilde birazcık bekleyeceğiz. Burada DP kuşumuz. Anneciğim, ne yiyorsun sen? Bunların yerden çer çöp yemesi beni deli ediyor ya. Ya yeminiz var ya sizin, kuzum, yem yesenize. Size ben dalları vereyim, durun şeyden sonra, videodan sonra. Yulaflarını ikisi de bitirmiş arkadaşlar. Bu peyintetin yulafı, bu da DF'mizin yulafı. Yulaf, yani yulafı çok sevdiler. Yulaf yiyorlar ikisi de. Gördüğünüz gibi hiç diğer yemlerine baktıkları yok. Ya yulaf ya da daldarı. Evet arkadaşlar, burada papağanlarımızdan yeni yumurtalarımız var. Hemen hemen bütün papağanlarımızın, bütün takımlarımızın yumurtası var arkadaşlar. Bu annemiz ve babamız beraber yatıyorlardı. Bunların bir tane yumurtası var şu an, gördüğünüz gibi. Kızım yumurta yapmış. İlk yumurtaları bunun boştu. Biliyorsunuz 4 tane yumurta yapmıştı. Yumurtaya yatıyorlardı ama bunların ilk kuluçkası olduğu için o 4 yumurta boş çıkmıştı arkadaşlar. Umarım şimdi bunlar dala çıkar. Nasıl güzel bakıyorsun sen. Gel bakayım, gel. Anneciğim. Suratınızı yerim ben sizin. Evet. Burada Osman'ım ve eşi içerideler arkadaşlar. Bunların iki yumurtası olması lazım bildiğim kadarıyla. Denenenem. Seni döverim Osman. Ne? Bir tıslama, bir tıslama, bir tıslama. Papağan mısın, yılan mısın, bilemedim seni. Evet. Büyük ihtimal yumurtaların ikisi de Osman'ın altında. İki tane yumurtası var arkadaşlar bunların. Yuva kapağı şu an takıldı. Hayır anneciğim, tam kapatıyorum. Sakin ol. Kapatmaya çalışıyorum yavaşça. Evet. Burada Selçuk'um. Selçuk'umun yuvasına bakalım. Selçuk'umun yuvasında da iki yumurta var arkadaşlar. Biri çok az görünüyor, biri tamamen görünüyor. Nasıl göstereyim? Ha evet, iki tanesi de göründü. Selçuk'um bir huy yaptı kendine. Aynı sevda papağanları gibi, cennet papağanları gibi, bu da yerdeki kağıtları yuvasına sokmaya çalışıyor. Yumurtalarını mı saklıyor benden? Yeni bir huy yaptı bilmiyorum. Yalnız bu lütunumda biraz bir kırgınlık var sanki arkadaşlar. Şöyle göstereyim, Buğra görsün. Çünkü ne yapacağımı şaşırıyorum. Buğra gitti, yine bir kuşum hastalandı. Umarım ciddi bir şey yoktur. Gerçi bu Buğra buradayken de böyle bir durgundu ama yumurta sıkışması olduğunu düşünmüştük biz. Kendiliğinden yumurtladı, biz hani
çıkarmadık yumurtayı. Hatta ondan sonra ikinci yumurtayı da yaptı kendisi. Kuşum sen neden böylesin anne? Hasta mısın kuzum? Neden böyle kabarıksın bebeğim sen ya? Allah'ım ya Rabbim ya, ne olursunuz birinizi iyileştirmeden hemen hasta olmayın. Ha, bak böyle düzgündür. Düzgündür anne. Korkutmayın beni ne olursunuz. Uyuyor muydun kız sen yoksa? He? Sen uyuyor muydun da öyle kabarık duruyordun? Selçuk git bakayım azıcık. Korkma annem, bir şey yapmam ben size. Selçuk. Evet. Bu dişimiz de yumurtlamak üzere arkadaşlar. İnşallah yuvaya yumurtlar. Geçen seferki gibi kafesin içerisine yumurtlamaz inşallah. Yani sırtını falan görüyorsunuz. Bariz bir yumurtası olduğunu. Ben bunları kafesin dibinde çiftleşirlerken yakalamıştım bir akşam yemeğim sırasında, yemek yediğim sırada. Bunun eşi sürekli yuvada yatıyor. Yumurta falan var mı yoksa yavrum, bakabilir miyim? Ay kurban olurum ben sizi verene. Bu da yumurtlamış ya. Bunun da erkeğe yatıyor. Ama yeni mi yumurtladı acaba? Biraz önce ikisi de yuvadaydı ya da ikinciyi mi yumurtlayacaktı acaba? Allah'ım ben sizi severim. Kurban olurum ben sizi verene ya. Annem. Annem yapma. Ben seviyorum seni. Yapma yapma. Kızım sana ne oldu ya? Of. Bir taraftan sevinirken bir taraftan böyle üzülmek, çaresiz olmak. Bir kımıldar mısın? Git yuvanda yat hadi. Buracığım buna bak bakalım bir sorunu mu var? Ben buna bir şey vereyim mi, vermeyeyim mi? Sen oradan direktifleri ver bana. Evet, buradaki papağanımızı bugün sahiplendirdik arkadaşlar. Bugün bu sabah yola çıktı küçük papağan yavrumuz. İstanbul'a gitti. Albinomuz. Albinomuzun 3 yavrusu kaldı. Şu an. En küçük yavruyu gayet güzel beslemiş. Şu yanındaki yavruyu alalım bakalım. Birazcık elimize. Kamera sayesinde görüyorum. Evet, bunu da birazcık beslemiş. Ya da besliyordu tam anlamıyla beslemeden, biz kapağı açınca çıktı annemiz. Evet, bunların da tüyleri bayağı belirginleşmeye başladı. Ben bir öpeyim. Bir öpeyim de seni öyle koyayım yuvaya. Hadi. Hadi. Elimi bırak ama ha. Kamerayı nasıl tutacağımı bilemedim. Evet, buradaki dişilerimiz, dediğimiz gibi dişilerimizi ayırdık. Bu gri kuşumuz da tüye girmiş arkadaşlar. Bu aşağıdaki mavi kuşumuz gibi. Bunlar ikisi çiftleşmişlerdi biliyorsunuz. Üf, çırpınmayın ne olursunuz. Evet, papağanımız yemiyor şu an. İnşallah kötü bir durumu yoktur. Sadece uyku halidir ya da üçüncü yumurta gelecek olduğu için o şekilde kabarık duruyordur. Umarım öyledir. Allah'ım hasta olmasınlar ya Rabbim. Evet, dişilerimiz burada arkadaşlar. Bu arkadaki gri kuşumuz ve bu mavi cımbıkırı oğlum. Tüydeler ve bir de buradaki tosunum. Tosunum da bayağı bir ağır tüydü arkadaşlar. Diğerleri iyi. Dışkılarında herhangi bir şey yok. Gayet sağlıklı görünüyor dışkıları. Bu arkadaki mavi kuşumuz, mavi erkeğimiz tosuna kur yapmaya çalışıyor. Ama yanlış sularda yüzüyorsun annem sen. O senin hem cinsin. Ona kur yapamazsın. O şu an tüyde olduğu için sessiz kalıyor. Eğer öyle bir şey tüyde olmasaydı bak gösterirdi sana gününü. Ya burada Japoneslerimiz şu an hiçbirinin sularında ilaç falan hiçbir şey yok arkadaşlar. Sadece hasta olan bir kremiyor kuşum var. Onun suyunda
İşte buradaki kuşumda sadece ilaç var suyunda. Bugün 7. gün olması lazım bu şekilde. Şimdi ben geldim yem yer. Çünkü korkuyor benden. Hani şırıngayla böyle kursağına kadar sokuyorum o şırınganın ucundaki aparatı. O şekilde besliyorum. Bu yanaklarındaki tüylerin öyle sert oluşu da ondan dolayı işte. Birazcık ağzına mama veriyorum ki hani yutkunsun. O sırada ben şırıngayla o ucundaki aparatı sokuyorum boğazına kadar, kursağına kadar. Beni gördüğü zaman hayvan tek onu yapmasın da ben kendim yerim der gibi şeye koşuyor, hemen yemlere koşuyor. Ben almayayım diye, bakar mısınız? Ben de sürekli bunun başına böyle geliyorum, yem yemesini sağlıyorum. Ve dışkısı bayağı değişti arkadaşlar. Bu sapsarı, bildiğiniz yumurtanın sarısı gibi sıvı bir şekilde yapıyordu dışkısını. Buna ben ağızdan 2 damla 2 gün boyunca verdim. Mikostetin verdim 2 damla. Birinci gün 2 damla verdim yalnız. İkinci günü 1 damla verdim ağızdan. Suyuna kattım 2 damla mikostetin. Birazcık düzeldi. Dün akşam da bir aile dostumuz bir ilaç getirdi arkadaşlar. Onun ismini bilmiyorum henüz. Söylemiştim ama unuttum. Değişik bir ismi var. Kendi kuşlarında kullanmış. Gayet de iyi gelmiş. Benim de kullanmamı istedi sağ olsun. Dün akşam getirdi. Suyuna 2 damla damlattım. Şu an o ilaçtan var. Eğer herhangi bir değişme, düzelme falan olmazsa mikostetine tekrar devam edeceğim. 2 gün kullanacağım bu ilacı. Bunu geceleri kapatıyoruz. Gündüzleri bu ön tarafı, kafesin ön tarafını açıyorum arkadaşlar ki hani yemini, suyunu görsün de aç kalmasın, yesin. Zaten kursağı bomboş bunun. Evet, gördüğünüz gibi sultan papağan takımlarımızın hepsinde yumurta var. Üsttekinde bir yumurta, alttakinde bir yumurta. 19 ve 13 numarada da ikişer yumurtamız var arkadaşlar. Artık yumurtalarımız gelmeye başladı. 4. takımımızda yumurta da Allah'a şükürler olsun. Dediğim gibi bu en üstteki takımımızın ilk kuluçkasında da yumurtlamıştı ama onlar ilk olduğu için boştu. Bakalım bundan sonrakiler dolu olur inşallah Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar, bugün de kuşlarımızın durumları böyle. Kanala abone olmanızı rica ediyoruz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.